Evet, biliyorsunuz Ebru buraya geldi. Ne için gelmişti? İkinci ayrıldığı eşi ona en azından şiddetle ilgili tehditlerde bulunuyordu. Ve bir şekilde çocuğuyla da tehdit ediyordu, değil mi Ebru? Evet, doğru. Şimdi buraya bağlandı. Kendisi ben ilk başta boşanırken öyle şeyler yaptım ama sonrasında böyle bir şey yapmadım, çok pişmanım diye söyledi. Ama Ebru hep yer değiştirmek zorunda kalıyordu. Başka yerlere geçiyordu ki kendisini bulamasın diye. Sonra ilk çocuğunun babası Erdoğan Bey geldi. Erdoğan Bey de çocuğunun velayetini almak istiyor. Çünkü annesi bana söyledi, çocuğa bakamıyor dedi. İşte başka birileriyle görüşüyor, başka erkeklere baba dedirtiyor. O yüzden ben çocuğumun velayetini almak istiyorum diye geldi. Aynı zamanda Ebru da dünkü yayınımıza söyledik. Erdoğan'ın yeni eşi Ebru'nun telefonlarını yaydı, görüşmesini istemedi. Böyle de bir problem yaşadınız, değil mi? Nanay'dı adı da. Peki Ebru, şimdi sen çocuğu, dün çocuğunu gördün mü Erdoğan? Gördüm. Ne hissettin? Yani duygusal anları yaşadık. Yani yayınlanmasını istemiyorum ama Neden? gördüm, mutlu oldum. Neden göstermeyin dedin? Yani gösterilirse ben yayına katılmam, zaten söyledim. Yine pazarlık başladı. Neden yani yayına katılmıyorsun gösterirse? Çocuğunu gördün, ne güzel. Kötü bir şey mi gösteriyorsun? Yok, kötü bir şey değil de. Yani sonuçta erkeğiz, duygusal an yaşadık. Ağladın mı? Tabii. Ne var, ağlamak kötü bir şey mi? İnsan çocuğu, bu seni iyi gösterir, kötü göstermez ki. Çocuğu için ağlayan erkek görecek, erkek adamız diyor. Bak, erkek adam ağlamaz diye bir şey yok. Erkek de ağlar. Ne güzel, bu senin duygun gözüksün. Ne kadar güzel düşkünsün çocuğuna. Bu saklanacak bir şey değil ki, kötü bir şey değil. Ne güzel, herkes bak, kadınlar bile duygulanır. Ağlayan çocuğuna karşı ağlamış bir erkek kadar güzel bir şey var mı ya? Ağlamak ve gülmek kardeştir. Evet, erkek ağlamaz mı? Yani Çocuğunla farklı ilgili şeyler değil. ağlıyorsan çok güzel bir şey. Bunun için mi gösterilmesini istemiyorsun? Benim fazla vaktim yok Esra Hanım. Ben bugünden sonra yayına katılmayacağım. Çocuk onu Ben istemedi, o çocuğun yüzden velayetini yayılmasını almak istemiyordur istiyorum. belki. Ne? Çocuk onu istemedi Evet, mi? çocuğum onunla görüşmek istemedi. Hatta sarılmak istediğinde oğlum bana doğru koştu. Anne ben istemiyorum dedi. Bu Hani o arkada kadar çocuğa korktu öğretmiş. zaten, kamera altına alındı. Çocuk ne derse onu der zaten. Esra Hanım, Çocuk sonuçta. biz eve gidiyorduk. İçeriden ekipten Aleyna Hanım aradı. Şoför bey dedi ki, Ebru Hanım'ı dedi stüdyoya getirin. Hani ben ne olduğunu bilmiyorum. Daha sonra dedim ki neden dedim hani buraya getiriliyorum. Dediler ki işte Erdoğan çocuğunu görecek. Tamam dedim, görsün. Evet. Ve bunu konuşulurken ekipler yanımda. Ben ekipler yanımdayken nasıl söyleyebilirim çocuğuma? Hani işte oğlum bak, sana böyle yaparsa şöyle yap. Yani sen Ekipler Ebru mu yanımdaydı. dolduruyor çocuğu Baş başa diyorsun? kalmadım Evet. çocuğumla. Arkada konuşmuştur, söylemiştir çocuğa, anlatmıştır, Ekipler görüşme. yanımdaydı. Ben göreyim bu videoyu. Çocuğu... Bir bana gösterseniz, bana atmadınız. Led'de göre, ben göreyim sadece. Ekrana vermeyin. Ha, buraya getiriyor. Evet. Sesi açsanıza bakayım. Erdoğan 7 aydır görmediği oğluyla yayından sonra bir araya geldi. Ebru ne kadar ısrar etse de oğlunu babasına gitmesi için ikna edemedi. Söylemek ister misin? Seni almayacak, korkma, alamaz. Senin velayetin bende zaten. Özledin mi Erkut? Hayır, hayır. Gel öpeyim seni. Tamam sen gel, o gelemiyor, sen gel. Sen yaklaş sen yani. Bırakırsan gelir. Bırakıyorum, geliyor mu Erdoğan? Benle burada polemiğe girme. Gel öpeyim Erkut. Sen benim çocuğum isteme yani, korkuyor. Erdoğan ne oldu? Ağladı. Erdoğan ne olacak? Ağlamak kötü bir şey mi ya? Ben geldiğimden beri ağlıyorum çocuğum için. Ay, ağlayınca ne var? Çocuğuna düşkün bir baba dersin. Kötü bir şey demez kimse sana. Duygusal olmak, bak ne kadar kötü öğretiliyor bize. Erkek ağlamaz, erkek ağlarsa kötüdür, zayıftır diye öğretildiği için bak Erdoğan kaçıyor şimdi. Yani ağladığım gözükmesin diye. Kötü bir şey değil ki ağlamak. Çocuğun için ağlıyorsun. Sanki başka bir şey Ben için oğluma ağlıyorum. dün ekiplerin yanında sadece şunu söyledim. Oğlum dedim, hislerini yaşa. Ağlamak istiyorsan ağla. Ekipler de şahit zaten. Şimdi bak, şu da normal bir şey. Şimdi bu kadar Onlar uzun ne bir şey zaman söylemedi. çocuk görmeyince
babasını kimi görmezse yabancılaşır. Şimdi çocuklar çok kolay unuturlar. Kim onunla ilgilenirse onu bilir. Anneyi de görmezse anneden de yabancılaşır. İşte bu yüzden mahkemeler o kararı verirken, boşanma kararını, mutlaka çocuğun üstün menfaatlerini gözeterek anne veya babanın mutlaka o çocuğu görmesini, hı hı, ve bu şekilde düzenli bir şekilde günleri tayin ederek bir ortam sağlanmasını mutlaka karara bağlarlar. Evet, yani düzenli olarak, evet, aslında çocuklar gerçekten hem annesini görecek hem babasını görecek. Bu çok çok önemli bu. Yani bu dengeli bir şey. Ayşe Hanım. Esra Hanım, o çocuk tabii ki gitmek istemez. Bir kalksaydı, bir yavrum deseydi, boynuna sarılsaydı, 7 ay görmemişsin sen bu çocuğu. Ha, yani güzel gidip şey yapamamış mı diye söylediniz. Evet, aynen. Ben çocuk söyledim, çekiniyor yani, dedim gitmek ki, istemiyor. Dedim ki çocuğum gelmiyor, sen gel. Çocuğu öğretmiş zaten arkada. Ne öğretecek? Ekipler vardı. Esra Hanım, ekipler vardı yanımda. Erdoğan, duygulanıyorsun. Çocuğun psikolojisi bozulmuş. Neden? Ama sen bakmamışsın, sahip çıkmamışsın. Bir herkes de bir baba dedirtiyor. Mesajlar ben geliyor bana. Ben kimle ilişkiye giriyorum ya? Sen ne saçmalıyorsun? Burada çocuğun senin yanında başkalarıyla ilişkiye giriyormuş. Tanımadığı yapmayın, adamlara. Gözünüzün önüne görmediğiniz şeye kadın iftira atmayın ya. Ne demiş anlamadım ben. Çocuğun yanında mı ilişkiye giriyor? Ben. İlişkiye giriyormuş başkalarıyla. Bak, düzgün konuş benimle. Ya Ebru, mesajlar şimdi var. Şimdi kaç gündür insanlar diyor ki Ebru bağırıyor. Ebru, şimdi gel de bağırma yani. Mesajlar var, çıkacak şimdi. Ya bak, konu benim merak burada etme, yaşadığım ilişkiler ya da önceki ilişkim değil. Sen bunu bir algıla. Zaten benim boşanma davama sen nikahlı karın, imam nikahlı karınla gelmişsin. Sen bana burada neyin şeyini söylüyorsun? Ya benim seninle bir derdim yok. Olamaz zaten. Çocuğun psikolojisini bozuyorsun. Ben senin çocuğunun annesiyim. Her yeri yara olmuş. Psikolojisi bozulmuş çocuğun. Ben de Esra Hanım. Kolları, bacakları hep yara olmuş. Ben de seborik dermatit hastalığı oldu. Ve çocuklarıma da geçti. Stresten kay. Bakın hala bak. Ne hastalığı bu? Seborik dermatit. Çocuk yara olmuş. Bulaşıcı bana da geçti. Sen ne anlatıyorsun? Benden ona geçti zaten. Sen ne anlatıyorsun? Ne kadar sağlık bilgin var? Ya hukuki işlemleri bile tek başına becerememişsin. Çocuk... O kadar diyorsun ya, benim durumum iyi. İşte beni en son aradığında ben velayeti alacağım dedi. İstediğin dava iş, beni dedim rahatsız etme. İlla dedi avukatla mı dedi muhatap olmak istiyorsun? Peki bu, ben şunu Erdoğan'a sormak istiyorum. Erdoğan, senin bu çocuğu asıl velayetin isteme sebebini söylesene açıkça. Ben 6 yıldır görmüyorum. Ben bakmak istiyorum. İstediği zaman görebilir. Söylerim zaten. Hayır, neden anneyi bakamadığı için? İyi. O zaman ben bakmak istiyorum. Çocuk Erdoğan odası var, beşiği. Oyuncakları duruyor halen. Esra Hanım. Hiç oynayamadı oyuncaklarıyla. Gelsin oynasın, benle kalsın. Peki Ebru'nun iyi bakamadığını mı çocuğa düşünüyorsun? Öyle düşünüyorum. Maddi imkanı yok çünkü. Sen yardımcı olsan, o baksa, nafaka sen görsen. Nafaka ver o zaman. Ben niye nafaka vereyim? Devlet çocuğu nafaka bağlamadı. Bak, altında araba kendi işin. Hani bir fabrikada çalışıp da bana işte Ebru, ben sadece hafta sonu izinliyim ya da haftanın bir günü izinliyim diyemiyorsun. Demiyorsun çünkü kendi işin. Esra Hanım. Erdoğan, benim beni bir dinler misin? Sözüm bitmedi. Nana çocuğa bakmak istiyor. Onun bağlanmasını istiyorum. O yüzden ben numaramı paylaştı. Bakın, ben kendisinden şikayetçi oldum. Edip Bey'e gösterdim. Evraklarımı gördü Edip Bey. Ki senin de şikayetçi olduğun yani konular var. Yani sizin şimdiki eşiniz çocuğa bakmak çocuğa istiyor. Çocuğa bakmak istiyor zaten. Kendi çocuğuna bakabilmiş mi Erdoğan'cığım? Çocuk odası var, her şeyi dört tattık. Kendi çocuğuna bakmadı bu kadın. Endonezya'da bıraktı, bununla evlendi. Daha şu önce baktı. Erdoğan'ın çocuğuyla görüşmesini yani istemiyor. Erkut'a baktı Nana. Bakmadı, nerede baktı? Bu geldi bir ara köye. Nana, bu Erdoğan Bey'in karısı hattımızda. Nana. Efendim. Hoş geldin yayınımıza. Türkçe hoş geldin. Az biliyor, yabancı. Alo. Alo, duyuyorum Nana seni. Dinle şimdi. Erdoğan'ın çocuğu da alırsa bakmak istiyor musun? Ben bakıyorum ama o kadın izin vermiyor. Bu kadın izin vermiyor diyorsun Ebru. Diyor. Bakıyorum diyor, izin vermiyor diyor. Kadın izin vermiyor. Peki sen Ebru'ya kızgın mısın? Ne oldu aranızda? Bak abla, ben anne. Abla, ben anne sana şimdi. Evet, duyuyorum seni, söyle. Dur, ses gelme. Alo. Biz seni duyuyoruz, söyle sen. Ha, şimdi şimdi. Evet. Hızlı konuş Nana, hızlı. Tamam. Bak, bu Ebru.
Bak ben anlat, ben anlatayım, anlat. Bu kredi eskiden 2020 yıl ben Erdoğan resmi nikah yaptı. Evet, resmi nikah yaptı. Evet, o kadın geldi. Çocuğu bırakmak istedi. Ne diyor, anlamıyorum arkadaşlar. Ha, çocuğu bırakmak istedi Ebru size, öyle mi? Evet, bu çocuğu bırakmak istedi. Bıraktı. Nerede bırakmak istedim ya? Saçma konuşma. Sen kendi çocuğuna bakamamış bir annesin. Ya çekip gittin ya. Çocuğu benim çocuğuma da... ne kadar bakabileceksin? Çocuğu bıraktın, 10 gün nana baktı. 8 ay gelmiştin köye. Karınla konuşuyorum. Tamam, kapatıp tekrar arayın Nana'yı. Nana bir tekrar seni arasınlar. Şimdi diyor ki herhalde zamanında sen mi bıraktın Ebru çocuğu? Ona ses az gidiyor galiba. Evet, şimdi tekrar arayacaklar. Zamanında Ebru bıraktı mı size çocuğu? Nana 10 gün baktı daha önce. Şu evet, anki eşim. Bu köye gelmişti 8 ay. Köyde durdu. 2 ev var ya. Benim çarşıdaki evde kendisi duruyor. Nana orada baktı. Zaten 8 ay köyde durdu. Evet. Burada nerede olduğu belli değildi o zaman. Bana bu diye hitap edemezsin Ebru Hanım de. Ben sana bu, o, şu demiyorum. Hitaplarına Ebru, dikkat et. Ebru, saygısızlık tamam yapma mı burada. Hayır, bana bu diye hitap etmesini istemiyorum yani. Söylesen ne şey yapıyorsun? Ebru desin sana. Evet, Ebru desin, Ebru Hanım desin. Bu ne demek ya? Sen kime konuşuyorsun bu konuşma diye? Konuşma tarzım var. O nasıl bir hitap? Benim konumuz de konuşma değil, tarzım Ebru. Bağırarak uzatma konuşmak. Konuyu. Ses desibelim yüksek. Bundan neden rahatsızsın? Tamam, benim kadar değil. Kendini savunamadığın için... Beni burada suçlayamazsın. Bağırarak konuşup kendin bir saniye haklı bak, bir saniye. Şu an olduğunu zannediyorsun? Ben de. Şimdi seyirciler ya da çevredekiler şöyle bir algı var insanlarda. Bu kadın bağırıyor, suçunu bastırmak istiyor. Ama sessiz insanlar da suçsuz insanlar değiller. Esra ben Hanım. Buraya gelmek için çok çırpındım Esra Hanım. Hı-hı. Songül Hanım beni ilk aradığında dedim ki ne olur dedim yayını alın. Benim dedim sesimi duysunlar. Ben dedim eski eşimden nafaka almak istedim. Numaram dedim paylaşıldı. İkinci eşim zaten dedim başıma bela, ölümle dedim tehdit ediliyorum. Hani hiçbir yerde sabit kalamıyorum. Bu yüzden dedim kadınlığım, anneliğim dedim sorgulanıyor. Ben buraya bunları anlatmak için Ebru, geldim ve bana konuşacağım. Biraz söz hakkı ver. Ben bugün anladın? Gideceğim. Git. Peki Nana Hanım hattımızda mı Nana? Nafakanı ver git. Çocuğunu da gör. Ne nafakası ya? Devlet nasıl nafaka bağlamadı. Nasıl ne nafakası ya Esra Hanım? Anlaşmalı şey boşandık. Nana duyun bir dakika. Nana ile konuşalım Nana Hanım. İstediğin zaman görüşsün. Duyuyor mu Nana? Alo. Nana Hanım, siz hani bir dönem şöyle bir şey yapmışsınız. Ebru'nun telefon numaralarını yayınlamışsınız sosyal medyada. Doğru mu? Doğru da ama önceden o bana problem var. O kadın. Ne ama yaptı önceden size? O bana problem var. O kadın. Ne problem yaptı? Benim eşim para istiyor. Neden istiyorum? Çocuğum için para istiyorum. Benden çocuğuma para yönetmek zorunda. O şekilde... Bak iki kişi konuşuyor. Girme anlaşılmıyor. Çocuğu için para istemiş ama ne olacak para istemiş çocuğu için? Eşi dedi bana hatırlat diye. Bana bu... Bak dur. Bu SMS yaptı bu o kadın. Mesaj attı. Evet. Alo. Evet duyuyorum. Devam edin. Ha, o kadın SMS yaptı, SMS var, SMS geldi, bana para atsana. Evet. Ona sor, ha? Ben gördüm bu SMS, kim bu ya, kim bu kadın? Ama ben bilmiyorum bu kim, ama önceden bu numara var. Profil resmin var, nereden bu kim diyorsun ya? Ben olduğum belli zaten, çocuğunun annesi benim, Ebru Yıldız. Abla, o yüzden mi paylaştım? Ben sıkıntı yok. Ben param çocuk için sıkıntı yok. Ama ben sen söyle. Sen izin alacak değil mi nafaka alırken? Ama, haddini bil. Ama benim eşim ya Ebru bana söyleme. Bu var. Bana söyleme. O yüzden ben çok kızgın. Anladım. Ama siz yani Ebru sonuçta eski eşi olarak çocuğu için para isteyebilir. Efendim? Çocuğu için para istemiş Ebru. Çünkü bak böyle. Çünkü bu kadın sadece para istiyor, haber geldi. Merak etme, biz Erdoğan'la buluşturma hocam. Bu kadın. Nanacığım, biz Erdoğan'la buluşturma hocam. Bak abla, çünkü eskiden o kadın ne dedi? Şimdi Erkut babası yok. Erkut babası olmuş.
Evet, öldü ama olarak tanıtmış beni. Herkese. Öldü olarak ya. Babaannesi öldü. Özgür'ü babası olarak tanıtmış. Başkasını babası Özgür'ü olarak tanıttı diyorsunuz. Annesini de babaannesi olarak tanıtmış. Nereden biliyorsun? Özgür nereden? Bağlanıp söyle. Ha? Siz ne yapıyorsunuz? Benden o kadar mı korktunuz siz ya, hepiniz birleştiniz? Esra Hanım, bunun arkadaşları ben tanımadım. Bunun diyeyim bak, bana bu diyemezsin. 2020'de bana mesaj attı, ben tanımıyorum o kişiyi. Ne diye attılar size mesaj? Onun evinde kalmış, çocuk aldırmış. Kim? Apocan'ı tanıyor musun Ebru? Tanımıyorum, o kim? Tanımıyorsun. Tanımıyorum. Parasını çalmışsın hani, çalıp parasını da kaçmışsın. Parasını çalmışım. Ben kim parasını çalmışım ya? O çocuk aldırmışsın. Çocuk orada aldırmışım. Orada kalmışsın. İstanbul'da. Hastane kayıtlarını çıkartalım mı? Mesajların çıkmasını aynı istiyorum. Aynı yalan annem de söyledi. Apocan bu kim? Apocan? Araştırırsın o zaman. Ben tanımıyorum, bu tanıyor. Bak, Apocan ne yapmış? Apocan'la birlikte mi yaşamış? Yanında kalmış. Apocan var ya. Çocuk aldırmış. Apocan'dan. Ben tanımıyorum. Hayır. Kimden? Yanında kalmış. O çocuk aldırdığı zaman orada kalmış. Bana mesaj geldi. 2020'de yeni olan bir şey değil. 2020. Ne zaman geldi bu mesaj size? 2020. 2020'de. Evet. Çocuk aldırdı. Benden para çaldı diye. Benim tanımadığım bir kişi. Biz 2020'de resmi olarak boşanmışız. Sen niye o zaman boşandığın kadının topuğuna bakıyorsun? Parası. O da bana ulaştı. Bana ulaşıp olan bitin her şeyi söyledi. Peki sen ne dedin Erdoğan o dönem? Ulaştın mı Ebru'ya? Ne yaptın? Nasıl ulaşayım? Numarası yok ki. Neden? Sana ulaşıyorlar ya. Kaç sefer numara değiştirmiş. Sen de bana ulaşsaydın. Nasıl ulaşayım ben? Dedektif miyim? Ulaşsaydın evet. Nasıl ulaşayım? Gerekiyorsa olsaydın. Bak ben sizin bütün şeylerinizi çıkarttım. Karının bağlanmasını istiyorum. Benim hakkımda paylaştığı şeyleri mesajlarda verdim ekibe. Ben dedektifim, sen de olsaydın. 2020'de konu benim burada ilişkilerim mesajlar değil. Esra Hanım bunlar benim buraya konu programa çocuk, geliş amacımı bastırıp beni tamamen lekelemeye çalışıyorlar. İstersen genelinde çalış. Ne yaparsan ya Esra yap. Hanım konu benim kiminle birlikte olduğum, kimin sevdiğim ilişkilerim. Şimdi o şöyle demek istiyor. Ben Erdoğan'ın dediğini şöyle dedim. Ne yaparsa yapsın benim bununla işim yok. O zaman niye konuşuyorsun burada? Çocuk bunun yanında nasıl Esra duracak? Esra Hanım o zamanlar yollarda... bekarmışım. Yani kötü yola düşmüş Ebru kötü diyor. Kötü yolda. Zamandan nasıl beri böyle. Boşandıktan sonra başladı bu işe. Ne işi? Başlamış. Sen neden kaç defa ya? Çocuk aldırmış. Çıksın mesajlar ortaya. Bak seni var ya burada mahvederim. Yayınlayın şunu. Anladın mı? Benimle düzgün konuş. Ebru. Senin karşına çocuğun yalan annesi söylemeye var. Gerek yok. Niye söylüyorsun o zaman? Niye doğruları konuşmuyorsun? Niye gerçekleri söylemiyorsun? Sen niye konuşmuyorsun? Oğlunla görüştün, niye inkar ediyorsun? İnkar etmedim ben. İnkar ettin. Demedi mi ben çocuğumu görmedim? 4 yıl görmedim. Hayır şimdi bir şey de itham üçüncüye ediyor. Kadar. Matematiğini düzelt. Çocuk üçüncüye 7 yaşında. Kadar. Matematiğini yani düzelt. Yani şimdi Erdoğan sen kötü yola düştü diyorsun Ebru için öyle mi? Bunun arkadaşları bana mesaj atıyor. Sen Esra iyi bir adam olsaydın bana ses imkanı sağlardın. Ses kaydı var, mesajlar var. Nereden bileceğim birini ayarlamadığını? Sen bir numara vermişsin, açmıyormuş. Şu an değil Ebru, 2020. Ya Erdoğan, senden boşanmışım, doğru mu Esra Hanım? Evet. Bekar bir kadını... O zaman sana nerede ne? Nerede çalışsan çalış. Sana ne? O zaman ama neden sen... başka erkekle birlikte ya. Olmak öyle bir şey mi oluyor? Çocuğun hayırdır yanında yani? Öyle şey mi yapılır lan? Sana ne lan? İstediğimi yaparım. Aa. Beden benim bedenim. Bekar bir çocuğun kadınım. Çocuğun psikolojisi sana bozulmuş. Her yeri yara olmuş. İstediğimle bir dakika konuşurum Erdoğan, sana sen ne? Çocuğun yanında mı bak benimle düzgün konuş. Düzgün konuşuyorum. Esra Hanım şunu uyarın, gerçekten düzgün konuşuyorum. Bir dakika konuşun. Erdoğan çocuğun yanında ne? Çocuğun yanında her şeyi yapıyormuş. Kim diyor bunu ya? Mesajları göstersinler. Çocuğun yanında bir şeyler yapıyor. 2020'de hayır, atılan mesajlar. Hayır adam ne dediler de bu mesaj? Bir bana versin ben göreyim onu. Benim seninle konuşmalarımı çıkartamıyorsun. Sen niye yalan söylüyorsun? Bunları nereden çıkartıyorsun? Niye yalan söylüyorsun? Benim tanımadığım kişiler bana mesaj atıyor. Allah Allah. Niye yalan söylüyorsun? Yalan konuşan sensin burada. İftira atıp durmayın. Hem diyorsun ki benden sonra kimle ayrıldığı önemli değil, ne yaptığı önemli değil. Hem burada... Çalış. Seni beni burada ilgilendirmez. Seni ben burada parçalarım, benimle o şekilde konuşamazsın. Çocuğun yanında öyle şey yapamazsın. Ne yaparsan yap. Lan gözünle mi gördün beni sen? Beni ilgilendirmez. Aa, konuşuyor zaten. Yayın annem bile bağlandı. Ya şu mesajlar çıksın ortaya. Ben şimdi kime güveneceğim? Allah mesajlarda Allah. Mesajlarda. Mesajı çıkarsana. Bakayım bir göreyim ne mesajından bahsediyor. Ses kaydı da var. Ses kaydını dinleyemedim. Mesajı bir ses yakın göreyim ben. Ses kaydını mesajları 2020. Şu anda atılan bir mesaj değil. Ne var mesajda sen söyle, bu ne diyor? Çıksın ekranda görünsün. Ne bu?
İki ay evimde kaldı Apucan. Ama ekrana göstersen şunu. Kira bile almadım. Giderken... Programı sen yönet. İstanbul'da ben esnafım, marketlerim var. Seni utandırmak istemiyorum. Ya sen kimsin ki beni utandıracak? Kaç paralık adamsın bak, her sen? Her şey ortaya çıktı. Kaç paralık adamsın? Değişti bunu bakayım başka. Yalan söylüyorsun. Bak orada görünüyor her şey. Okuyorum merak etme. İki ay evimde kaldı. Kira bile almadım. Bak. Giderken paramı çaldı. Nankör. E peki bu fake hesap belki? Gerçek olduğuna emin misin bunu? Adamı ara, numarasını verdin. Ya açmıyor adam, açmıyor. Açsa? Açsa soralım. Çok iyi kumpas kurmuşsun. Bu adamla ben konuştun mu sonra? Diyorum, Esra 2020. Hanım demedi mi? Evliyken de beni aldattı. Neden boşama davasına sunmamış Edip ne Bey? Ne kumpası? Neden sunmamış? O dün dedi ya işte ben onu zor durumda bırakmamak için kullanmadım ama tabii. Dedi ya evliyken de beni aldattı. Evet sen onun için ayrıldın. O nerede? 2020 konuşmaları ben nereden çıkacağım kanala? Senle boşanmışım ya. Nereden bileceğim kanala çıkacağımı? Kumpas diyor. Sana ne boşanmışım? 2020'de atılmış mesaj bana. Ama diyor ki ben senden boşandım. Başkasıyla ilişki yaşayabilirim. Sen, boşanmış da çocuğun yanında nasıl böyle bir hareket eder? Çocuğun yanındaysa olmaz. Bu gerçekse ama bir şimdi dediği belki iftira adam. Ama Erdoğan'cığım yani kanıtı olmayan Esra bir şey. Esra Hanım öyle bir şey olsun. Yani konuşuyorsa belki birileri sana yalan söylemiş olabilir. Ben tanımıyorum. Hayır iftira belki. Ona mesaj atını ben tanımıyorum. Hayır ilişkin olabilir başkasıyla. Evet. Ama diyor ki çocuğun yanında cinsellik yaşamış yalan ya demek söylüyor istiyor. İşte. İşte o, o. Benim çocuğumu nasıl eğittiğimi benim bütün çevrem biliyor. Herkes hayran benim oğluma ya. Diyor ki kendi bu çocuğu annesi nasıl diyor zaten. Kendi annesi. Çok annesi. Mi iyi kadın onu da gördüler merak etme sen. Kendi rahat annesi ol. Şahitlik yapıyor. Ben ona annesi da mı de bir şeyler söylüyor. Ben ona Edip Bey'i de gösterdim. Annemin ikisinin benden yana olduğunu da gördü Edip Bey dosyada. Bu zaten kimsenin biri yanında duramıyor. Etti. Kendi annesi kabul sonra... etmiyor bunu. Senin şikayetin var bu arada ben gördüm evrakları. Evet. Var, Özgür'den şikayetim var. Senden yok dedin. Özgür'den şikayet ettirdi bana. Hayır hayır senin kendi yazın var orada ya olur mu? Sen unuttun mu onu? O yazıp bana mesaj attı. Bakın. Hayır bak burada bir el yazısıyla bir şikayet var. Bakayım, bu dilekçeyi sen bak yaptın. Bakalım sen. İçinden Erdoğan da şikayetçi olmuş. Unuttun sen galiba bunu. O, o söyledi bana uzaklaştırma bakın, almak için. Esra Hanım ben de. Böyle bir şey yaptı. Sen, senin el yazın bu. Dün dedin ki ben sadece tanık olarak şahit Özgür olarak Özgür Sarıkaya sosyal medyadan bulup beni iletişime geçti. Arada açtım kendisini tanımıyorum. Şahit falan olmak bak, istemiyorum Esra Hanım diye. Okuyor. Bak yazdım. Özgür Sarıkaya Ebru Yıldız'ı ölümle tehdit ettiği için Ebru Yıldız gizli kararı olarak izini kaybetmiş. Kendisi de bana aynı tehditlerde bulundu. Hani dağdan dala kalıyordun. Özgür'e gitmiş. Özgür biliyor onları. Eski eşim Ebru Yıldız'ı ahlaksızlıkla suçlayıp beni kışkırttı. Hatta para teklif etti. Şimdi bu o konuyu açıklasın. Başka erkeklerin yanında ilişkiye giriyor. Ben bekarım çocuğun o zamanlar. Yanında. Ki çocuğumun yanında böyle bir şey yaşamadım. Nasıl bekarsın? Anladım. 2020'den bahsediyoruz. Şu Apo'yu arar mısın? Sen ki ara telefonunda. Sen tamam, bizi açmıyor. Bir sen ara belki seni tanır sen açar. Sen boşanma duruşmasına karınla gelmişsin. İmam nikahlı yabancı adı altında. Yabancı olduğu için açmayabilir. Anladım. Tamam senin numaranı tanır açar. Hı hı. Bir ara bakalım. Meşgul, meşgul çalıyor. İnternetten arayayım. İnternetten mi arıyorsun? Meşgul çalıyor. Siz mi arıyorsunuz? Şimdi arayın. Ha, bir dakika. Kimmiş bu Apo? Apo diye birini tanıyor musun? Ben tanımıyorum. Ki Esra Hanım bir şey soracağım. Neden çocuğuyla ilgili konularda bu kadar diretmiyorlar da neden hep benim böyle hayatındaki insanları şey yapıyorlar? İşte güya adam demiş ki benim yanımda oluyor her şey. Yani benim yanımda. Nafaka konusunda niye bu kadar diretmiyorsun? Ben veririm bakarım yerin sabit olsun niye demiyorsun? Bu imkanları mahkeme neden mahkeme kararı var zaten. Mahkeme kararı var. Ne var? Anlaşmalı boşanmadık mı biz? Edip Bey nafaka zaten istemiyorum. Peki Apo neden şikayet etmemiş hırsızlık yaptı diye? İki ay evimde kaldı parasını demiş. Parasını almış. Hayır niye şikayet etmedi? Bunun eski sevgilisi varmış ondan parasını almış. O yüzden bu ondan para çalmış. O da ondan parasını para aldığı için benim hırsızlık yapmayacağımı herkes biliyor. Ama yani hırsızlıkla suçlamak suç biliyorsun. Suçladıysan da şikayet İftira yani. Bu ayrı bir suç. Onu söyleyeyim. Apo evet. da böyle yani bir iddiada bulunduğu için şimdi suç. Açsa konuşacağız. Açsın bu adam. Dönerse konuşacağız tamam. Yani. Kimsenin tarafını tut. Madem İftira böyle bir şeyiniz bir var. O dönüş yapar bana. Notara gidecek. Tamam dönerse zaten Apo Bey'i de arıyoruz. Buradan da dönüş yaparsa açın orada. Yanınızda telefon. Şimdi açarım. Peki, çok acizler ya gerçekten. Yani namusumdan vurdular. Şimdi hırsızlık diyorlar. Yarın başka bir şey diyecekler.
var ya mı ya? Bir değil, iki değil. Ya sen ya kimsin? Biri yalan söyler, ya iki yalan söyler. Ya Esra Hanım, şu an ben bekarım. Kendi annen de mi yalan konuşurum söylüyor? Konuşurum istediğimle. Size ne? Sizin annen de mi yalan söylüyor? Sizin neden bu kadar canınızı acıtıyor? Kimsenin yanında duramıyor bu. Kimse böyle düşünüyor. Kimse kabul etmiyor. Öyle bak Esra Hanım ne diyor? Unutamadıysan ya beni söyle. Unutamadıysan söyle. Ben unutamasam... Evet, evet. İkinci eşimi niye alayım? Nana'yı... Peki, Nana'yla benimle yüz yüze görüştüğünde... Bana dedi ki sana de sarılabilir miyim? Hayır dedim, ne münasebet. Aa. Biz dedi tekrardan evlenelim dedi. Bunları da Nana'na söyledin mi? Yalan söylüyor. Ne zaman oldu bu? Sen de yalan söylüyorsun. Ben doğruyu söylüyorum. Boşanma davasını... Boşanma davasını ben açtım. Haziranda mı? Evet. Haziranda bir daha evlenelim dedi. Ne evlenmesi ya? Boşanma davasını ben açtım. Neden açtın? O ondan sonra pişman açma oldu. Geldi köye. E olabilir canım. Belki sonra duygular depreşmiş olabilir. Hayır. Evet. Pişman olmuştu. Geldi köye. Hayatımda aldığım en doğru karar seninle boşanmaktı. Anlaşamadık. Ondan kendime sonra yaptığım gitti. En büyük saygısızlık da senin ve Özgür'le tanışmamdı. Kendime yaptığım en büyük saygısızlık. Ebru, abinle de görüştüm. Abin bağlanmak siz istemiyor ama... Siz zaten böyle şeysiniz. Benim bıraktıklarıma o kadar muhtaçsınız ki... Babamla görüşüyorsunuz, annemle görüşüyorsunuz. Baban, abin, benim hepsi... akrabalarım benim bıraktığım, böyle çöp diye bıraktığım hiçbiri adamları bırakamıyorlar. Hiçbiri istemiyor seni. Yani seni ben silmişler onları artık. Ben istemiyorum aslında. Ne münasebet. Seni ya, siz evlatlıktan reddedecekler. Siz kimsiniz? İnşallah öyle bir şey yaparlar. Zaten aileden biri gibi değilsin sen. İnşallah öyle bir şey yaparlar. Neden? Bir şey kimse söyleyeyim. Bunu istemiyor yanında. Neden ya, istemiyorlar? Ya? Neden? Bak benimle düzgün konuş. Ama öyle yapma, deme şimdi çocuğun annesine. Niye öyle bir şey söylüyorsun? Mesajları görmedin mi? Hayır. Ama sen bak karttan dava açacağım. Ebru, mesajları görmedin mi? Ya Esra Hanım niye bu şekilde konuşuyor benimle? E tamam sen görmedin mi mesajları? Böyle bir şey konuşamazsın gerçekten. Ha, Erdoğan Bey kendini zor duruma sokma, yapma. Ya mesajları çocuğu... görmedin mi? Tamam hayır bak görmedin. Sen kendini zor duruma sokuyorsun. Çocukla çocuğun yanında bir şey yaptım. Kendini zor duruma sokuyorsun. Hayır bak şundan dolayı Erdoğan. Sen o mesajların içerisinde böyle bir şey yok ki. Bir mesajla niye kadın suçlayacaksın? Adam bir evde diyor durdu diyor. Kiralar işte çekti açsın, gitti diyor. Ama çocuğun yanında bak böyle bir şey varsa. Ne? Çocuk aldırmış diyor, görmediniz mi? E çocuk aldırmıştı tamam da bu da yani çocuk aldırmak kötü bir şey ama fuhuş yapıyor yapmaz yani. Olduğu biri değil. Hiç tanımadığı biri. Sana bak ne? Erdoğan Bey bir şey söyleyeceğim sana. Sana hayat tarzı ben bana bir şey sana diyemem. Sana şunu söyleyeyim. Ama. Dünya yıkılsa, yeniden kurulsa senin çocuğun annesi bu kadın. Bu dünyanın bunu öbür tarafı ya, da var. Lütfen. Avukat aynen. Bey öbür tarafını düşün. Tamam biraz. Hayır bak ben seni de korumaya çalışıyorum. Bazı siz şeyleri beni korumuyorsunuz. Ben kendi avukatım var Bartın'da. Tamam avukatınız eyvallah bizim meslektaşımız sorun yok. Ben sadece şunu yapmaya çalışıyorum. Burada asıl olan senin çocuğun ve bu hanımefendinin çocuğu. Çocuk. Siz çocuğu konuşmaya çalışıyorsunuz şimdi ama Ebru'yu hayır kollama değil ya. Kendi avukatım var ona verdim zaten. Ya, neyi savunmak değil. Çocuğu konuları alacağım ben. Konuları çarpıştırıyorsunuz. Burada çocuğun nafaka sahibine konuşacaksınız. Kadar bunu savunun. Sizin ha, arkadaşınız da hayır Erdoğan hayır. Erdoğan Bey bir şey söyleyeceğim. Ben savunmaktan bahsetmiyor. Bak çocuğunu alsan da bu senin çocuğunun annesi ya. Çocuk İstediği zaman görsün bu. Sıkıntı çocuk büyüdüğünde değil. Diyecek ki. Çocuk büyüdüğünde diyecek ki sen niye benim anneme bu kadar kötü sözler söyledin? Annesi ondan vazgeçemez. Esra Hanım videoda çocuğun gördüğünüz çocuk istiyor mu onu? Çocuğun psikolojisi bozuldu zaten. Herkes anlatır. Anneannesi, babaannesi, dedesi, halası. Hayır. Öyle demeyin. Ondan beri fuhuş tamam. Diyor. Hakaret etmeyin birbirinize. Bütün akrabaların hayırdır yalan yani mı söylüyor? Kendi akrabaların. Benimle o şekilde kendi akrabaların yalan mı söylüyor? Benim akrabalarım yok. Bunu bir kabul et. Annen yalan mı söylüyor? Anladın mı? Yalan söylüyor. Kendi akrabaların, kendi dayın. Bana intihar etti diyerek çocuklarımı elimden almaya çalışıyor. Kendi abin yalan siz mı söylüyor? Siz ne söylediniz? İntihar etmek suç değil. Bu kişinin psikolojik anlamda desteğe ihtiyacı. Bir dakika Nana bir şey söylemek istiyormuş. Nana. Efendim? Ha bir şey söylemek istiyormuşsun. Buyur. Ha söyle Nana. Dinliyoruz. Tamam. Evet. Nana, yayındasın. İyi Esra Hanım. Buyur, ne söylemek, bir şey söylemek istemişsin? Ben sormak istiyorum. Evet. Bu konu çok benim için çok önemli bu. Tamam, sor Nana. Bak bu Ebru gerçekten bu kadın iyi değil. Bu sen çok mu iyisin? Çocuğunu bıraktın Endonezya'da. Niye bana yaptın? Biliyor musun Esra Hanım? Neden? 2000 ha iki, ben anlat ben size anlatıyorum.
Bak 2000 yerime bir, 2000 yerime bir o kadın geldi. Evet. Koy. Ha? Çocuk bırakmış. Ondan sonra bu çocuk, bu çocuk kim bakıyorum? Ben. Ben bakıyorum bu çocuk. Kendisi baktı. Bu çocuk benim yanımda 10 gün. 10 gün kaldı. Onun kendisi baktı. 8 ay köye gelmiştin ya. Ben yalan söylemem. Bu herse biliyor burada nasıl? Ben bakıyorum bu çocuk nasıl? Aynı benim çocuk gibi. Evet. Aynı benim çocuk gibi. Ama neden? Neden ha? Ondan sonra bu o kadın nereye gitti? İstanbul gitti gezme. Ne yapıyor orada? Ha? İstanbul'a gezmeye gitti çocuğu bırakıp diyor. Çocuk bıraktı koy. Evet, ona nana baktı. Çocuğu İstanbul. Bıraktı, nana kendisi yani, baktı. Yani bu çocuk. Ya baba annesi ya ben. O çocuk. Sen yani, kimsin? Sen kendi çocuğuna bak önce be. Çocuğunu bırakıp bununla evlendin. Ebru sen bir soruya cevap versene. Bir erkek çocuğunu bırakan kadın benim karşıma çıkıp da benim anneliğimi sorgulamasın. Sorusuna konuşma. Cevap ver. Uzatma. Sen bir nereye kez sesini anlatacağım. Çocuğu bırakıp siz da nereye gittin? Siz çocuğu bırakıp İstanbul'a mı bir gittiniz? Bir susar mısın sen? Anlat hadi. Susacak mısın artık? Tamam, çileni kapatacak anlat. Mısın? Hadi anlat. Esra Hanım, hı hı. Biz boşandıktan sonra Erdoğan dedi ki ben şimdi yeni bir ev kurmam lazım. Çocuğumla yaşayacağım falan. Dedi ki bana çocuk dedi burada kalsın. Annem baksın. Çocuğa annesi baktı. Erdoğan'ın annesi. Ben de Tuzla'ya gittim. Orada ev tuttum. Çalıştım. Daha sonra durumumu düzelttim. Ki bu dönemlerde sürekli Bartın'a gidip geliyorum. Hı hı. Hani çocuğumla görüşüyorum görüntülü falan. Bir gün çocuğu almış. Ondan sonra kendisi. Haberim yok. Söyledim. Annesini aradım. Dedim ki Erkut dedim nerede? İşte o dedi nana falandı gezmeye götürdü. İyi dedim götürsün ama çocuğa dedim oyuncak almak için aldım. Susar sana mısın da söyledim. Ya? Susar mısın? Oyuncak almak için. Susar mısın? Midemi bulandırıyorsun artık. Susar mısın? Konuşuyorum burada. Sen yalan şimdi söylemeye gerek yok beni. Ebru. Çocuğa oyuncak almak için çarşıya gideceğimi söyledim. Bu da gelmek isteyince bu nanayla kavga etti. Bu nana da gelmek isteyince çocuk. Değil. Erdoğan bana dedi çocuğu ki. Çocuğu tutup çekti. Erdoğan bana dedi ki. Üçümüz dedi birlikte gidelim. Çocuk dedi bizi yan yana görsün. Tamam dedim. Biz daha sonra üçümüz gidecekken bir baktım arabadan iki kişi indi. Dedim ki neden geldi? Tamam eşi gelsin ama ben orada çocuğumla babası ilk defa karşılaşacağım. Sen ne olmasın geldin. Çocukları evet. Karşı. Çocuğu karşılaştın babasıyla baş evet. Başa istedin. Dedim ki çocuğu görünce kızdın. Sen onun üzerine kızıp mı İstanbul'a gittin? Hayır. Ben niye kızıp İstanbul'a gideyim? Benim çocuğum orada. Nana çocuğumu aldı. Dün de anlattım. Nana çocuğu almış diyor ki sen diyor İstanbul'a gideceksin. Biz diyor burada diyor üçümüz kalacağız. Sen bu kararı veremezsin. Devlet karar vermiş ki çocuğum bende. Ben görüşmesin demedim hiçbir şimdi zaman. Şimdi bir kısa bir aramız var. Nana'ya da soracağım bu olay nasıl oldu. Sonra siz kararınızı verirsiniz. Çocukla ilgili kısa bir aradan sonra devam ediyoruz. Evet Nana hattaydı. Bir söyleyeceği bir şey vardı. Hı hı. Ertuğrul sen hep gözlerin ıslak. Yok canım. Bak üzülüyor insan. Bak çocuğu olunca bu güzel bir şey. Kötü bir şey değil ki. Ne hı. Güzel insan çocuğuna duygulansın. Sevmek güzel bir şey. Nana. Duyuyor musun beni? Bir şey söyleyecektin sen. Bu Esra Hanım'a. Evet benim. Ha tamam çünkü ses çok. Tamam sen, tamam. Sen konuş biz seni çok iyi duyuyoruz. Sen sanırım şunu söylemek istiyormuşsun. Ben sana söyleyeyim bağlanma sebebi. Ebru dedi ya Erdoğan benimle evlenmek istedi yeniden. Bu ses az gelme az. Ses duyuyor musun beni? Alo. Ha, duyuyor musun beni Nana? Sen ha, konuş. Iyi. Konuş sen biz seni duyuyoruz konuş. Nana. Esra abla. Evet duyuyorum konuş. Bu nikah imam anlatıyorum. Nikah imam için bu. Evet. Olur mu? Bak bu nikah imam için yaptır. Kim istiyor? Ben istiyorum ben. Sen neden, neden istiyorum? Çünkü ben Müslüman kadın ben. Aha. Ben mesela ben bu Müslüman kadın ben. Müslümansın ama evli bir erkek gibi o nikah kılmak farkındasın hayır, değil mi? Hayır istemiyorum. Nasıl o yüzden ben dedim Erdoğan ben nikah imam istiyorum. Nikah sen imam varsa böyle yapsa halal olsun. Tamam ama sen imam nikahı yaptığın zaman daha boşanmamışlar ya Erdoğan'la Ebru. O yüzden Ebru kızıyor. Ses.
Bu yabancı anlamaz zaten. Boşuna zaman kaybediyor. Bence zorlanıyor konuşmakta herhalde. Evet. Türkçe az olmuş. Teşekkür ederiz Nana. Çok sağ ol. Çocuğa bakmak istiyor Nana. Yani kısaca demek istiyor. Ne diyor? Sen söyle yabancı Erdoğan olduğu onun söyleyeceklerini. Kendini fazla ifade edemiyor. Sen çocuğa söyle onun dedi, söyleyeceklerini. Çocuğa daha önce baktım dedi. Ebru geldiğinde. Çocuğa ben bakarım diyor. Parada sıkıntı yok diyor. O yüzden mi numaram paylaştı? Benim için hakaret içerikli şeyler paylaştı. Ekiplere ilettim. Onu yanlış anladığı için paylaşmış. Sen şimdi Nana bunu yaptığında uyardın ya, hani dün söyledin ya yayında. Tamam, uyardım, ben bunun sildi. Uygun olmadığını, işte benim haklarımı savunursam kendisinin ceza aldığını söylemişsin ya Erdoğan. Neden çocuğunla ilgili kendi haklarını savunup da beni mahkemeye verip, ya benim işte örnek veriyorum, bayramın birinci günü görüş günüm var, Ebru bana çocuğu göstermiyor ya da yerini bulamıyorum, kendisine ulaşamıyorum deyip neden görüş günlerini kullanmadın? Sana devam ulaşamıyorum ki hiçbir şekilde. Tamam ama mahkemeye gidebilirsin ya, değil mi Edip Bey? Sürekli sonuçta adres değiştiriyorsun. Her icra zoruyla görüş çocuğu görebilirsin tabii. Ben yüzümü değiştirmedim. Ya bunu arama kararı çıktı. Bulamadılar ki, mahkemeye gelmedi. Boşanmaya peki, gelmedi. Tamam, soru cevap gidelim. Özgür sana ilk ulaştığında bana nasıl ulaştın? Bu dava dilekçesini sundun. Şikayetçi oldun kendisinden. O verdi numarayı. Tamam, o demek ki bir yerlerden ulaştım. Ulaşabiliyorsun ki numaram sabit. Annen de ben var. Onu tanıyorum. Bütün akrabalarım da var. Zaten herkesi oradan engellemişsin sen. Kimse ulaşamıyor ki sana. Ben kimseyi engellemedim. Kendi anneni de engellemişsin. Telefonum burada, göstereyim mi kimleri engelledim? Engellemişsin herkesi. Diyor ya şimdi herkesi engellemişsin. Şimdi siz Özgür de bir de beni engellemiş. Ne bir olacağım ya? O bana ulaştı. Şey söyledi işte. Erdoğan şunu bir konuşalım mı? Sen çocuğu görmek istiyor musun? Görüşmek istiyor musun? Hem görmek hem almak istiyorum. Almayı İstediğin boş zaman ver. Almayı boş görsün, ver şimdi. Ebru. Görmek istiyor ona musun? Ona mahkeme kararı versin evet. Canım. Velayet işi. Zaten görmek istiyor mahkeme musun? Kararı var bir Ebru. Dakika. Sen anlaşmayı bozdun. Tamam, hafta sonu bende kalmak tamam. Zorunda. Hafta eğer içi sana, sende, hafta sonu bende. Unuttun mu? Eğer mahkeme sana görüş günü verdiyse neden kullanmadın? Şu an görmek istiyorsan diyorum ki gel gör. Sen anlamıyor musun? Bak, gel, anlamak gör. Mı istemiyorum? Ben anlıyorum. Ben benim seni bulamıyorum. Kaç yıldan beri bulamıyorum ben seni. Tartışamazsın. O kapasiteye sahip değilsin. Bulamıyorum ama ben seni. Bak Erdoğan, bak beni bastırmaya sürekli çalışma. Sürekli peşinde mi koşacağım ben seni? Evet koşacaksın. Çocuğun varsa koşacaksın. Ben koşuyor muyum sizin peşinizde para almak için, nafaka almak için? Sen niye koşmuyorsun? Bir durduğun yerde durmuyorsun ki. Neden sabit adresin olsa Ebru sen teklifini söyle o zaman Erdoğan'a. Teklifim şu, istediği zaman görebilir. Hiçbir zaman engel olmadım. Eskiden de öyle dedin. Nafakanı verirsin. Mahkemede aynısını söyledin. Göstermiyorsun sonra çocuğu. Konuşmama izin ver artık. Bir soru tamam, teklifini söyle. Söylesin Erdoğan. Cidden yeter. Konuş. İstediğin zaman gel gör ki ben bunu söyledim de dedi ki ben dedi Bartın'dayım. Sen örnek veriyorum İstanbul'dasın. Hı-hı. İşte Bursa'dasın örneğin. Dedim ki senin altında araba. Kendi işin. Ben çocuklarıma zar zor bakıcı bulmuşum. Fabrikada çalışan bir işçiyim o dönemler. Diyorum ki senin böyle bir sorunun yok. İstediğin zaman çıkıp gelebilirsin ki nakliye işi yapıyor. İstanbul'da da yolu çok düşüyor. Hı hı. Dedi ki ben de istediğim zaman İstanbul'a geldiğim zaman görürüm. Tamam dedim o zaman problem yok. Hı hı. İstediğin zaman gel gör altında araba. Kendi işin. Bir patronun altında çalışıyorsun. Ne kadar nafaka istiyorsun Ebru? Talebin ne yani kendisi senin? Kendisi şimdi durumu çok iyi ya beyefendinin. 15 istiyorum 15 versin. Sonuçta bu çocuk ikinci sınıfa gidiyor masrafları durum ağır. Durum iyi olması önemli değil ben... Kendim önemli. Velayetini kendim almak istiyorum önemli. Ben. Önemli. Ona hakim karar veriyor. Bak Edip Bey diyor ki zaten mahkeme kararı var. Niye kullanmadın? Velayetle ilgili hı-hı. Erdoğan Bey. Nafaka ile ilgili neden öyle bir karar çıkarmadı hakim. Hayır Erdoğan çocuğun sen mesela çocuğu rahatça görebilsen ya. Gerçekten. Her da istediğinde görsen. Nafaka vermez misin Ebru'ya çocuğa bakması için? Ben kendim almak istiyorum. Nafaka vermek istemiyorum. Bir dakika ben param olmadığı için bu çocuğa niye para nafaka vermek istemiyorsun? Hayır, fikrini öğrenin bir parayı erkek olarak. Parayı gönderdiğim zaman çocuğa mı kullanıyor? Kime kullanıyor? Çok nereden güzel bir konu. Nereden Esra bileyim Hanım. Ben? Aha. Ekiplere ilettim. Kime kullanabilir mesela? Kime kullanacak parayı? Ya dostlarına kullanır. Dostlarıma. Çocuğa kullandığını nereden bileyim ben? Şimdi gerçekten sinirim bozuldu yani. Ama çocuğun her halükarda bir gideri var Erdoğan. Yani. Ya çocuğun var yemeği var, kıyafeti, şimdi okulu. Ben çocuğu göremiyorum. Para göndereyim ama nereye gittiğini... Her istediğin çocuğa vermez. Çocuğu görme karşılığında göreceksin her istediğinde. Bir protokol yapabiliriz. Ben zaten... Esra'm çok kısa bir şey ben söyleyeceğim. Ben zaten Bartın'da avukatım var. Avukata verdim.
Tamam, avukata verdin ama şimdi rahatça görmek, çocuğu her istediğinde görebilmek güzel bir şey. Senin bir sene geçse iki sene önemli değil. Ben çocuğu alacağım sonuçta. Mahkeme ama vermeye de bilir. Dün çocuk şimdi, seni istemedi, Edip Bey vermeye şimdi, de bilir. Şimdi ben demin Erdoğan Bey'le konuştum. Dedim ki bak, eğer sen davayı açarsan hakkın, açabilirsin. Bir sene, bir buçuk sene bir zaman geçecek. Erkut ne yapacak bu çocuk? Ben davayı parasız açtım. Parasız ne yapacak? Okula gidiyor. Davanın sonucunu yani ben senin yerinde olsam şahsen, ben de iki çocuk babasıyım. Eğer böyle bir durum yaşıyorsam bu çocuk için en azından derim ki kardeşim bak, ben bu çocuğumu gelip göreceğim hafta sonları. Tatillerde gelip alacağım. Sana da ben her ay 10 bin, 15 bin lira para göndereyim, çocuğuma harca. Senin velayet davan bitene kadar, bittiği zaman eğer zaten velayet kararı verilirse senin lehine, sorun ortadan kalkacak. Değilse sen yapmış olduğun bu harcamaları kime yapıyorsun? Zaten Erkut'a yapıyorsun. Ben nereden bileyim çocuğu harcayacağını? Esra Hanım, ama gelip göreceksin ya bu arada. Okul parası bak, 10 bin neye gider? Okul parasına gider. Çocuğun kıyafeti, yemeği. Bunlara zaten başka bunlara para lazım zaten. Burada böyle konuşuyor, sonradan göstermiyor. Hayır çocuğu. Hayır, protokole bağlı. Hayır, protokol. O mahkeme göstermez. Kararı var zaten benim. Esra Hanım, çocuğu gördüğüne dair benim arkadaşlarım şahit. Bağlanmasını istiyorum. Evet, söyle bir dakika. Ebru bir dakika. Ayrıyetten çok kısa bir şey söyleyeceğim. Çocuğu hafta sonları bende kalmak zorunda. Tamam, bir şeye bağlamaya çalışalım Erdoğan. Esra Hanım, ben çocuğumun geleceği için bir bankadan hesap açtım oğlumun adına. Erdoğan'a da dedim ki madem böyle bir şüphem var, çocuğumuzun geleceği için aylık 400 lira ödeme yatırıyorum. Dedim ki sen de yatır, ne kadar yatırabiliyorsan ben de yatırayım. Ki ben hesap dokümanlarını attım, lütfen ekrana gösterilsin. Çocuğum için sadece ben hesap numarasında parayı ben yatırmışım. Neden yatırmadın oğlunun hesabına? Çocuk, ben oradan para çekemiyorum 18 Ebru yaşına gelene kadar. 18 yaşına kadar bileksin, evet. Kimse ellemeyecek o parayı. Kesinlikle çekemiyorum. Aa. Öyle ayarladı, çekilmiyor. Evet, çekilmiyor. Bak, duydun mu Erdoğan? Bu çocuk bunu yaptım, Erdoğan da biliyor. Ki. Ama çekilmiyor zaten. Onun yerinde ben çekebilirim ya. Oradaki para bir işe yaramayacak ki. Onun için harcayacaksam. Şey, hadi ben attım 50 bin 100 bin 18 yaşına kadar orada duracak para, bir işe yaramayacak. Nasıl bir işe yaramayacak? Çocuğunun geleceği, belki çocuk iş kuracak, belki o dönemlerde araba alacak, ev alacak. Belki sağlık sorunu olacak, ona harcayacak. Ben niye yatırıyorum onu? Şimdi Erdoğan, değil. Senin davan gelsin 1,5 yıl sürecek ekranda ya. Ekranda yayınlayabilir misiniz benim hesap dökümanlarımı? Tamam, ona bakacağız da bak, ben şunu söyleyeceğim. 1,5 yıl bu dava sürecek. 1,5 yıl bu çocuk nerede kalacak? Nerede yatacak? Hangi okula gidecek? 1,5 yıl sürsün, önemli değil. Ben sonuçta hayır, alacağım tamam, çocuğu. Hayır tamam, senin için önemli değil de o çocuk nasıl yaşayacak? İyi şartlarda yaşamayacak. Ne yapacağım? Para verecek mi 1,5 yıl? Göstermiyor ki bana. Tamam, gösterecek. Bana göndersin yanıma. Bakarım ben. Esra Hanım diyor ki görmeyeceğim yanına çocuğa para harcamam diyor. Dün de söyledi, itiraf etti. Görmediğim çocuğa diyor nafaka ödüyorum. Böyle değil. Bir şey yok. Para böyle atınca şey yok. Çocuğu harcadığını nereden bileyim ben sana? Tamam, oğlun hesabı harcayacak. Çocuğa bir para harcanmak zorunda. Tamam. Çocuk nasıl parasız oğlun büyüyecek? Oğlun hesabı da 18 yaşına kadar para çöp olacak orada. Nasıl çöp olacak ya? Yani 18 yaşına kadar ona gelene kadar o birikmeyi boş verin. Sen aylık bir para vermen lazım. Çocuğun okulu, kitapları, defteri, kıyafet. Bunlar sonuçta bir para ya. Evet. Bunları ver bari dava bitene kadar. Ben set kitabı aldım sadece 700 lira, 800 lira. Okul istiyor. Bu inat etmesin. Ek olarak. Çocuğu versin bana, istediği i̇nat zaman değil. Görür. Benim çocuğum seni istemiyor. Dün bak, az önce herkes gördü. Ebru, videoda arkada çocuk öğretiyorsun çocuğa. Bu nasıl psikoloji? Korku diyorsun çocuğun yanında. Ama bak, çocuklar görmedikleri her şeyi konuşuyorsun, her şeyi yapıyorsun. Ben başka çocuk almadım çocukla Esra Hanım. Çocuk kime alıştıysa onu ister. Çocuğa öğretmeye gerek yok. Sana alışsa annesini istemez. Benim çocuğum çok akıllı bir çocuk. O çocuk kime alıştıysa onu ister. Çünkü tanıdık geldiği için. Bunun sevmemekle de alakası yok. Alıştığı yer güvenlidir onun için. Şimdi annesine alışkın, ona güvenli. Sana alışsa sen güvenli. Ama zaten aile mahkemeleri de annenin yanında kalmasını ister belli bir yaşa kadar. Evet. Yani 1,5 yıl sonra alamayabilir tabii, değil mi? Alamayabilir tabii. Dün yayına bağlanan bayan da söyledi mesela. Çocuklar da anneden ayrılmıyor dedi. Çok küçük değil o zaman. 7 yaşında yine anneye muhtaç Erdoğan Bey. Yine anneye muhtaç. Şimdi yani Erdoğan bak, şuna görecek, gelelim. İstediği zaman görecek. Bir şeyi tamam, kararlaştırıp tamam, gitsin Erdoğan. Şimdi senin bir tane çocuğun var. 1,5 yıl bu dava sürecek. Senin hakkını açtın davanı. Bu sırada sana Ebru hafta sonları çocuğu göstersin ama Ebru'nun bu çocuğa bakması için para ihtiyacı var. Her şey pahalandı. Yani bir çocuk evi geçindirmek zor. Ne yapacak? Çünkü benim maddi gücüm olmadığı için bakamadığımı söylüyor. O zaman nafaka yatıracak. Kalacak yeri yok. Çocuğun nerede uyuyacak, yatacak? Bir çocuğu daha kadar var. İyi. O zaman ev tamam, tut bana. Bana verecek. İstediği zaman sana görecek çocuğu. Sana vermek diye bir şey yok. Çocuk seni istemiyor. Burada herkes gördü. Hayır, istese ya, bile şu an. Öğretiyorsun çocuğu arkada.
İstemiyorsun. Ekipler vardı. Esra Hanım ekiplere sorun. Ben tek kalmış mıyım çocuğumla? Çocuğun yanında her şey konuşuyor. Öldürecekler, kesecekler falan. Tek kalmadım ben çocuğumla. Herkes de anne. Hepiniz annesiniz. Şimdi baba da iyi bir baba. Diyor ki ben seviyorum çocuğumu diyor. Annesinde kalıyor çocuk ama. Ne düşünüyorsun? Şu an ne yapılmalı sizce? Filiz Hanım. Geldiğinizde bile çocuğunuza bir tane bile hediye alıp gelmemişsiniz buraya. Oturduğunuz yerden de kalkmadınız. Çocuğunuzu bir kucaklamadınız. Bir ayağa kalkıp hani böyle bir şirinlik bile yapmadı yani Esra Hanım. Şimdi de diyorsunuz ki hala aynı şeyi söylüyorsunuz. Çocuğu yanıma versin, çocuğu yanıma versin. Ya bu kadın taş mı yedirsin o çocuğa? Sen de kadına sorunup durma. Teşekkür ederim abla. Çok sağ ol. Hediye sorun değil burada. Ben zaten apar topar geldim. Sorun değilse alıp gelmeniz gerekiyordu. Bir tek sorun hediye ayağa mi? Ayağa kalkacaktın. Gel oğlum, gel paşam. Ben senin babanım. Azıcık sevmeye çalışacaksın. Maddi durumunda iyiymiş. İki hediye alıp gelecektin çocuğu şurada bir. Gönlünü hoş edecektin. Oturduğun yerden bile kalkmadın ki sen. Ya tek sorun hediye mi şimdi burada? Vesile Hanım buyurun, sizin fikrinizde. Bunların boş yorumlarına gerek yok ki. Öyle deme. Bak kadınlara kötü davranma. Herkes ayrı düşünüyor. Esra Hanım. Esra Hanım ben de bir anneyim. Zaten. Ben kesinlikle çocuğumun başka yabancı kadının yanında büyümesini istemem. Kıskanırım, çatlarım, patlarım yani. Çocuğun yeri annesinin yanında. Hiç kusura bakma. Adam gibi, baba gibi bak. Lütfen düzgün konuş. Düzgün konuş. Çocuğu, mesajları. Kadını namusla vurmaya şey çalışmayın yapmıyor. Lütfen. Mesajları görmedin mi? Sıkışınca kadını namusla vurmaya çalışmayın. Mesajları hiç görmedin mi? Okuma yazma yok mu? Ne kadar doğru? Ne kadar doğru? Nereden bileceğiz? Sen boş konuşma ya. Mesajlarda, boş konuşan sizsiniz. Mesajlarda öyle bir şey yoktu ama abla. Ne inanmıyorum, diyor? İnanmıyorum. Kira ödememiş, gitmiş, hırsızlık yapmış. Sen boş konuşma. O halde düşmüşse bu kadın siz düşürmüşsünüz. Siz erkek konuş abla, konuş. Yapmalarını istemiyorum. Allah razı olsun. Ama niye kadınlar da sen hani sonuçta onlar da bak yaşlı. Bunların hepsi kadın. Bir erkek yok mu burada? Edip Bey buyurun. Ben var, Edip Bey var. Rahat ol. Bir dakika kameramanlar. Size şu beyefendiye bir soralım. Mikrofon getir bir erkek. Bir dakika dur. Ya, merak Edip etme. Bey tamam hepsi taraflı kadın, der size de. Bir kadını erkek. Kadını savunuyorlar. Kameramana soralım. Ben değil diyor. Sen. Söyle bakalım. Bir erkeğe verin mikrofonu. Sen kimi haklı buluyorsun? Ben kararsızım şu an. Dur burada, burada erkek var. Dur siz kadınsınız. Kadın ise... Gel gel kaçma gel. Bak erkekler nasıl kaçıyor hemen. Ali Bey. Kimi haklı buldunuz? Erdoğan Bey çocuğunu almak istiyor. Diyor ki çocuğuna iyi bakamıyor. Ebru da evet. Ebru Hanım'a hak veriyorum. Ebru Hanım'a hak veriyorsun. Evet. Neden? Teşekkür ederim. Baba ilgilenmesi lazım. Şeyin dediği gibi bir hediye alıp getirmesi lazım buraya. Yani bir şefkat. Yani şuraya geçip konuşsana. Edip mi adın? Şuraya geçip gel, konuş. Gel gel Ali Bey. Ama saygısız konuşuyorsun Erdoğan. Evet ya. Koskoca adama bak. Yaşlı başlı adam. Şeyin dışındakiler yorum yapsın. Kimin dışında? Şeyin dışındakiler. O da yayın dışında geldi buraya. Yayın dışında erkek yok mu? Bir... Gel, sen bak, konuyu başından gel. Bilmiyorsun. Gel bir gel gel gel. Ben 7 yıldan beri göremiyorum. Böyle erkekle mi kaçıyorsunuz? Gelin çocuğu buraya. Çocuğu kaçırıyor benden. Nereye kaçıyorsun ya? Erkekler de korkuyor. Bir sana da sorayım bakayım. Bize yasak diyor. Yasak mı? Ama. Hani erkek? Tamam. Hem bir yandan çekeyim hem bir yandan. Dur güzel çek ama. Bak Kebriye Hanım çok... Kebriye Hanım sana çok güzel şeyler söyleyeceğe benziyor. Evet. Ben Esra Hanım gerçekten şunu anlamıyorum. Yani bir çocuğu nasıl bu kadar oyuncak haline getirebilirsin? Sen neden para vermek istemiyorsun? O senin çocuğun. Niye para vermiyorsun? Nereye niye gittiği belli değil paranın. Para vermiyorsun. Para gönderiyor sürekli. Nereye gittiği belli değil. Nereye gönderiyorsun? Ya çocuğu harcıyor mu? Çocuğun hesabına yatırmış mı? Bir dakika. Çocuğuna harcıyor dediğin para ne kadar? Çocuğa ne almış bugüne kadar? Erdoğan. Aylık 10 bin lira versen, senin çocuğun 7 yaşında yemesi, içmesi, kitabı, okula gitmesi... Sen ne kadar harcadın? Nereye harcayacak? Hayır, senin durumun iyi. Sen ben velayeti almak istiyorum. Dört dörtlük bakarım. Çocuğuna neden nafaka vermiyorsun Erdoğan? Bu kadar zor. Kaç para yatırdın 7 yıldır? Ben velayeti almak istiyorum. Çocuğun hesabına ne kadar yatırdın? Velayet bak, Esra Hanım ne diyor? Velayet davası açarsın, sonuçlanana kadar açtım zaten. Edin. Tamam. Ama velayet davası 1,5 yıl sürdüğünde tamam, ne sonuç, yiyecek, taş mı yiyecek? Sonuçta alacağım. Kaçırmasın benden çocuğu. Çocuk seni istemiyor. Bu erkeklerin Esra Hanım ya. Çocuğuna nafaka ver. Çocuğuna. Kaçırmasın benden çocuğu. Sürekli kaçırıyor.
Bağlanacak kişileri de bağlar mısınız? Gösteriyorum lütfen, diyor. Kevriye ya Hanım. Hayır, bak şunu söylemiştim. Bir buçuk yıl sen hakkını arıyorsun. Neden çocuğuna para vermiyorsun? Esra Hanım, okulda çalışan bir arkadaş var o dönemlerdeki okulunda. Erdoğan'ın okulu bildiğini biliyor. Ve gelmedi Erdoğan. 23 Nisan'a davet ettim. Hatta o arkadaşım da yanımdaydı. Görüntülü konuştuk. Dedim ki gel dedim. 23 Nisan var, katıl. Çocuk dedim seni de görsün. Herkesin annesi babası var. Gelmedi. Benim de eşim de kızıyordu. Ben zaten de gizli saklı görüşüyorum dedi. Ne o kişinin diyeceğim. Bağlanmasını istiyorum. Ya İsim bak şunu söylemek şekilde. İstiyorum. Şimdi bağlanmak değil. Bak çok kolay bir şey var. Bir buçuk yıl bu çocuk dava devam edecek. Bu bir buçuk yıl çocuk ilkokula mı başlıyor? Süreceğini sanmıyorum. Ben daha kısa sürecek. Ya tam bir yıl diyelim hadi. Avukat bir yıldan da önce sürmez. Bir yıl sürse de çocuğa para vermen lazım. E peki başka o zaman başkasına baba der bu çocuk. Kim ona babalık? Sen yapmıyorsun. Zaten beni öldü olarak tanıtmış. Dedettin sen para vermeyince çocuğa ne yapmış? Yapanlar. Beni bu öldü olarak tanıtmış. E sen zaten söyle kendin yok olmuşsun. Varlığını nasıl şey yapacağım ben sana? Öldü demişim. Bak beni diyorsun öyle tanıştırmış değil mi? Öyle diyorsunuz. Beni ölü olarak tanıtmış. Başkalarına tamam da baba sen baba olarak görülmüyorsun ki çocuğa. Ne maddi ne manevi. Bulamıyorum. Ben olsam var ya. Sürekli. Senin B harfini çocuğuma söyletmem. Sen bir kere çocuğunu zaten düşüneceksin. Zaten yapacağını yapmış. Senin çocuğunu 9 ay karnı da taşımış. Annelik yapıyor. Kalkıp fuhuştur. Bilmem bu nedir. Başkası derken koruman lazım. Çocuğunun annesi. Bu şekilde mi annelik sevseme yapıyor? Sevseme. Bu şekilde yapıyor. Sen kadını sen nanadan korkuyorsun. O çocuğa para vermiyorsun. Evet. Korkudan. Erkek dediğin kimseyi dinlemez. Çocuğuna para yatırır. Kendisi bakmak istiyor. Bağlandı ya duymadın kendi mı? Çocuğuna kendi çocuğuna bakabilir. Kendi çocuğuna baksın Endonezya'ya da. Ya sen de boş konuşma ya. Nasıl boş boş konuşma? Bu kadınlar yorum yapmasın ben gideceğim. Neden işine gelmiyor çünkü? Biz anneyiz anne. 9 ay karnımızda taşıyoruz. O kadın da 9 ay taşıdı. Kocan gelsin kocan yorum yapsın. Benim kocam gelecek. Yani getireyim mi kocama? Adam gibi adam. Bugünden sonra gelmeyeceğim. Gideceğim zaten ben. Niye? Nafaka vermemek için mi? Kocanı getir kocan yorum yapsın. Önce kocan gelsin. Ya koca koca kadın, ne kocası? Kadın kadını savunur ya. Erkek yorum yapsın. Şeyin dışında erkek yorum yapsın. Dur kadınları çıldırttın bak Erdoğan valla. Bir televizyonda şey söyleyeceğim. Televizyonda herhangi biri bağlansın beni tanımayan. Bir dakika yorum bir tane yorum yapan gerçekten bizi arayan izleyicilerden bir tane erkek bak ben rica ediyorum. Bizi izleyenler şu an bir tane sağ ol hocam dolu bir tane beyefendi. Ne olur şu reklam sonrasında bir beyefendi yayınımıza bağlansın bak fikrini objektif siz seçmeyin. Kim ilk bağlanırsa o gelsin. Bir fikrine beyan etsin ya bir erkek. Erkekler kaçmayın. Kısa bir ara. Erdoğan Bey ısrarla dedi ki burada bir erkek yok mu bana söylesin. Herkes kaçıştı buradan çil yavrusu gibi. Dedim izleyicilerimizden biri arasın ki bir erkek olarak fikrini beyan etsin Erdoğan Bey'e. Reşit Bey var hattımızda. Reşit Bey. Apocan Bey de var bekliyor. Tamam. Reşit Bey. Merhabalar. Merhabalar hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Esra Hanım kolay gelsin. Sağ olun çok hazır teşekkürler. İzleyicimiz şimdi bizim Erdoğan Bey dedi ki bir izleyicimiz bir erkek izleyicimiz lütfen bir fikrini söyleyebilir mi? Olayı izliyorsunuz evet. Sanırım. Ben de buna istinaden aradım. Zaten Erdoğan Bey'in orada ısrarla bir erkek arası. Evet. Bir erkek olmanın yanı sıra aynı zamanda bir baba olarak aradım. Ben of, çok iyi. Bak babaymış da. Baba sesi yükseltelim biraz. Anlamadım. Yok size demedim. Reşit Bey buyurun baba olarak aradım dediniz. Evet. Hem bir erkek olarak hem bir baba olarak aradım. Şimdi Erdoğan Bey'in söylemlerine çok fazla anlam veremedim ben. Bir baba çocuğu nerede olursa olsun ona bakmakla yükümlüdür. Yani gözünün önünde olması ya da bizim dilinde olması gerekmiyor. Annesinin yanındaysa da onun babası maddi manevi bütün sorumluluğu zaten almışsın onun babası olduğun gün. Benim de iki çocuğum var. Yanımda değiller. Ama günün sonunda ben onlara bakmak zorundayım. Babalık görevimi yerine getirmek zorundayım. Burada 3-5 kuruşun hesabını yaptığım zaman ben zaten baba olmaktan çıkıyorum. Vallahi Erdoğan Bey şu anda çok yanlış konuşuyor. Bir erkek olarak, bir baba olarak kesinlikle bu söylemler doğru bulunuyor. Bulduk sana işte erkek. Ne diyorsun Erdoğan Bey? Şu Apocan Bey'le görüşürsün. Apocan'ı bırak şimdi. Reşit Bey değil. Reşit Bey'in dediğini Apocan'la görüşeceğim şimdi çıkarken. Ne diyorsun Erdoğan Bey? Bekliyor telefonu. Sesimizi çok gıcırtılı alıyorum. Sesler biraz net gelmiyor. Reşit Bey sağ olun. Erdoğan Bey ne düşünüyorsunuz Reşit Bey'in söylediklerini?
Reşit Bey, zaten baştan beri izlediysen ben göremiyorum zamanından beri. Kaç yıldan beri göremiyorum. Sürekli kaçırıyor benden. Çocuğu göremiyorum, benden kaçırıyor diyor Erdoğan Bey. Bu ilişki içerisinde kanuni bir durum. Bunu mahkemeye başvurursunuz. Bir şekilde çocuğunuzu görürsünüz. O sizin zaten hakkınız. Başvuru ama yaptım zaten, mahkemeye gelmedi ki. Mahkeme arama kararı Reşit çıktı. Reşit Bey, zaten biz teyze çocuklarıyız. Beni bulması çok zor mu sizce? Bana bunu söyler misiniz? Sesleri çok pışıltılı alıyorum. Cızırtılı alıyoruz. Bulmakta zorlanıyorum. Tamam, yarın bir telefonumuz olacak. Reşit Bey, çok teşekkür ederiz yayına bağlandığınız için. İzleyicilerimize de çok teşekkür ediyoruz. Bugün programın sonuna geldik. Yarın 13.45'te tekrar görüşmek üzere.